Seçime az bir süre kala gözler Erdoğan karşısında kime aday çıkaracağına çevrildi. Gazeteci Fehmi Koru, kendisine ait sitede kaleme aldığı yazıda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fehmi Koru, Meral Akşener'in Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediğini belirterek şunları söyledi: "Yine ve daha büyük bir ısrarla vaktiyle aynı parti Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulundukları Mansur Yavaş'ın adaylığını öne sürebilir. Üstelik MHP'den de oy alabileceği gibi bir gerekçe de var." Mansur Yavaş'a Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin karşı çıkacağını sanmam. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı da aday belli, karar net denmesine rağmen Yavaş olursa karşı cephe adayına pekala oy verebilir. HDP'liler oy vermezmiş, vermesinler, MHP'den gelecek oylar onların eksiğini tamamlar. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ring kenarından, siz aday göstermezseniz ben imza toplayarak Mansur Yavaş'ın aday olmasını sağlarım demekte. Hatta adayını Mansur Yavaş olarak belirlemiş muhalefet cephesi, Seçim kampanyası sırasında iktidarın kendisine oy vermemeyi düşünenleri yanına çekmek için açıkladığı konut arsa iş projesini belediye kökenli adaylarının daha güvenli bir biçimde yerine getirebileceği propagandası bile yapabilir. Ülkemiz halkı sonunda sandıkların açıldığının ertesi günü geçmişte ve yakın zamanlara kadar %10 barajını ancak aşabilmiş bir partinin yıllar boyunca tek başına temsil ettiği ideolojinin birkaç partiye bölünmüş Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti ve Zafer Partisi görüntüsüyle girdiği seçimden sandık zaferiyle çıktığı gerçeğine uyanabilir. Evet, ben, altılı masada elini en iyi oynayan parti liderinin Meral Akşener ve onun adayının da Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum.